Merkez 1999 yılında hapishaneye konularak Muş, Antep, Diyarbakır hastanelerinde tutuldu. Görmüş olduğu işkencelerden kaynaklı 109 civarında görme yetisini kaybetti. Hapishanede kaldığı süreçte şeker ve tansiyon hastalıkları başladı. 2007 yılında tutuksuz yargılanma şartıyla serbest bırakıldı. 2016 yılında verilen hapis cezası onandı ve 2021 yılında tutuklanarak bir süre Bursa Heybeti Kapalı Hapishanesi'nde kaldı. Daha sonra yeni açılan ve keşif koşullarından ağır olduğu hapishanelerden olan Bodrum Heybeti Kapalı Hapishanesi'nde konuldu. Ailesine telefonda yüksek tansiyon ve şeker hastalığından kaynaklı olarak hastaneye götürülüp getirildiğini, ayrıca yine sağ ve kendisi ameliyatı olduğu için de hastanede yattığını söylemiştir. Nisan 2024'te tek başına tutulduğu yerde havalandırmadayken aniden fenalaşarak ayrılmış ve tesadüfen fark edilmiştir. Hastaneye kaldırılan Kudret'in Menteş'ten haber alamayan ailesi cezaevi idaresinde aramasına rağmen kendilerine herhangi bir bilgi verilmemiştir. Hastaneye kaldırıldığı aynı hapishanede kalan bir mahpusun yakınları tarafından ailesine haber verilmiştir. Hapishaneye ziyarete giden avukata hapishanede olmadığı, hastanede yaptığı bilgisi verilmiştir. Avukat tarafından hastanede yapılan ziyarette kaldığı bilgisini, Osrum Acıbade Hastanesi'ne kaldırıldığı, antiyo olduğu ve kalbine 2 stent takıldığı ve yoğun bakım ünitesine yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Ağır hastaları olan Kudret'in Menteş, yaşamsal riskleri olmasına rağmen 3 yıldır tek başına tutulmakta ve arkadaşlarının yanına geçmesi talebi karşılanmamaktadır. Süreç içerisinde de ağır hasta olmasından dolayı infazının ertelenerek tahliye edilmesini talep ediyor. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 515. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Mahpusların yaşamış olduğu tüm sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi insan hakları derneği İzmir Şubesi.